Efendim, eğitim ve yaşamdan herkese mutlu günler diliyorum. Bugün stüdyomuzda, ilk bölümümüzde çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve üniversitenin rektör danışmanı Profesör Doktor Sayın Edibe Sözen bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, öncelikle Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni konuşacağız ama bugünkü Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Sayın Nabi Avcı'nın bir takım açıklamaları oldu SBS ile ilgili ve dershanelerle ilgili. Önce sizin bir görüşlerinizi alabilir miyim bu konuda? Ben de buraya gelirken bu açıklamaları dinledim ama tabii bu açıklamalar yeni gündeme düşmüş konular değil. SBS'nin kaldırılacağı ama uygulamanın hangi sınıfta olacağı konusunda zannediyorum 8. sınıflar uygulama dahilinde olacak. Dershaneler konusu da daha önce biliyorsunuz gündeme gelmişti, getirilmişti. Tabii ki bunların hukuki statüye kavuşması gerekiyor. Yani bu alınan kararların hukuki statüye kavuşması gerekiyor ki ondan sonra çok daha rahat konuşabilelim. Evet. Dershanelerin özel eğitim kurumlarına dönüşeceği söylendi. Ama bunlar birer bir fikir. Zannediyorum milli eğitim politikası sınıflardaki eğitimin, yani mecburi eğitim sürecindeki eğitimin çok daha etkili ve etkin olması yolunda bir takım kararlar alıyor. Bu bakanlık kararlarıdır ama dediğim gibi genel kurula gelecek, meclise gelecektir. Kanunlaşma süreci vardır bunların. O yüzden de Milli Eğitim Bakanımız çok defalarca velilerden sabırlı olmalarını, acele etmemelerini, çünkü henüz yasalaşmış bir durum yok. Evet. Sadece fikirler paylaşıldı ama tabii ki eğitim konusu herkesi ilgilendiren bir konu. Hayat boyu süren bir konu. O bakımdan herkesin ilgisini çeken bir konu. Bunları söyleyebiliriz. Hukuki statüyü beklemek durumundayız. Bekleyeceğiz. Konuşmak için üzerinde. Evet. Zaten önce uygulanıyor, karar veriliyor, sonra uygulanıyor. Uygulamada yine bir takım önce şeyler değişebiliyor. Önce bir kamuoyu oluşuyor aslında. Tabii evet. ki. Bu oluşan kamuoyuna göre de tabii ki biliyorsunuz demokrasilerde kararlar kamuoyuyla beraber alınan kararlardır. Oluşan kamuoyu doğrultusunda zaten yeni bir eğitim modelimiz var. 4+4+4 modeli. Evet. İşte bu modelin bir fırsat eşitliği modeli olduğunu biliyoruz hepimiz. Bunun içinde 4+4+4 içerisinde farklı uygulamalar olarak bakmak lazım bunlara. Çok fazla siyasal bir yorumlamayla değil, eğitim sürecini yeniden dizayn eden, yeniden düzenleyen bir süreç olarak bakmamızda fayda var. Peki, o zaman gelelim şimdi biz üniversite eğitimine. Evet. Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni bir üniversite. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkürler. Üçüncü yılını dolduruyor. Evet, evet. Yani hani çiçeği burnunda. Doğru, doğru. Peki, biraz eğitim sisteminden bahseder misiniz? Hasan şimdi Kalyoncu isterseniz önce Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden bahsedelim. Dün de sonuçlar açıklandı. Evet. Bütün lise mezunu kardeşlerimiz üniversite sınavını başarıyla tamamlanmış olan bütün liseli gençlerimizin ben sınav sonuçlarını öncelikle tebrik etmek istiyorum. Kendi üniversitemiz hakkında söyleyebileceğim şey şu, çok yeni bir üniversite. Evet. Güneydoğu ve Doğu coğrafyasında, yani Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğusunda 28 ilin içerisinde kurulan ilk vakıf üniversitesi. Yani ilklerin çok olduğu bir üniversite Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Çok yeni, çok dinamik ve dediğim gibi bölgede kurulan ilk vakıf üniversitesi. Gerçekten öğrencilerin ve Gaziantep ve çevre illerdeki herkesin dikkatini çekecek inanılmaz bir kampüs içinde yer alıyor. Öğrenciye sunmuş olduğu imkanlar, sosyal imkanlar, kültürel imkanlar, teknolojik imkanlar. Bunları gerçekten çok büyük bir hızla tamamlamış bir üniversite. 1700'ün üzerinde öğrencisi olan bir üniversite. 5 tane ayrı fakültesi var. Bu fakültelerin içerisinde 18 bölüm var. Yani İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz, içinde ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, uluslararası lojistik ticaret bölümü, işletme bölümü var. Mühendislik fakültemiz var. Bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve inşaat mühendisliği bölümümüz var. Hukuk fakültemiz var. Hukuk fakültemiz gerçekten puanları çok yüksek ve Avrupa Birliği'nde de
bir şey almış, ne diyelim, işte bir birim var. O birimin içine dahil olmuş. Yani Avrupa Birliği sürecini çok yakından izleyen bir fakülte. Güzel Sanatlar ve Mimarlık fakültemiz var. Ve bunun dışında sağlık bilimleri yüksek okulumuz var. Hemşirelik bölümü. Özellikle bölgede çok şey yapılan, ne diyelim, çok ilgi gösterilen bir bölüm. Rehabilitasyon bölümü var. Yine psikoloji bölümümüz var. Bu da ayrıca öğrencilerimizin çok ilgisini çeken bir bölüm. Eğitim bilimleri fakültemiz var. Psikolojik rehberlik ve danışmanlık. Ben mesela o bölümlerin büyük bir kısmında ders veriyorum. İnanılmaz öğrencilerimiz başarılı. Mesela ek yerleştirme kontenjanları var. Daha sonradan, yani herhangi bir yere yerleşmemiş, puan da yüksek ama açıkta kalan öğrenciler var. Bu öğrencilerin kayıt olmuş olduğu bölümlerde başarı oranının çok yüksek olduğunu, mesela biz geçtiğimiz sene, yani 2012-2013 yılında çok büyük bir dikkatle izledik. O bakımdan yani bir yere giremedim, puanım yüksek, giremez miyim acaba diye endişe içinde olmasın öğrencilerimiz. Her zaman üniversitelerin farklı imkanları var. Farklı mertebelerde ortaya çıkan imkanları var. Bir de tabii yüksek lisans öğrencilerimiz için. Sosyal Bilimler Enstitüsü, yani yüksek lisans doktora öğrencileri için. Bir de tabii Fen Bilimleri Enstitümüz var ayrıca. Bu da tamamıyla İngilizce eğitim yapan bir enstitü. Bunun dışında tabii çok merkezlerimiz var, çalışma merkezlerimiz var, araştırma merkezlerimiz var. Şimdi öğrencilerin ilgilendiği birkaç küçük nokta var. Özellikle vakıf üniversitelerinin YÖK'ün dışında vermiş olduğu burs imkanlarıyla öğrencilerimiz çok ilgileniyor açıkçası. Sizin üniversitenizin var mı? Şimdi ÖSYM'nin belirlemiş olduğu bir burs oranı var. Bu %20, yani maksimum %20. Fakat biz bu oranın da üstünde bir burs alanına sahip olan bir üniversiteyiz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak hakikaten bu da bir ilkler arasında yer alıyor diyebilirim. Geçtiğimiz yıl itibariyle öğrencilerimizin %44'ü burslu öğrenciler statüsündeydi. Yani %44 ciddi bir rakam. Evet. Fakat burs kategorilerimiz var. Yani %100 burslu olanlar, %50 burslu olanlar, %25 burslu olanlar ve bir de özel durumdan dolayı burslu olan öğrencilerimiz var. Mesela ilk yüze girmiş öğrencilerimize sadece burslu eğitim imkanı değil, aynı zamanda aylık ücretlendirmemiz de var o öğrencilere, başarılı öğrencilere. İşte 100 ve 500 arasına giren öğrencilerimize ve bize kayıt yaptıran öğrencilerimize yine bir aylık verme durumumuz var. Yani işte mesela diyelim ki ilk yüze giren öğrenci aynı zamanda 2000 liranın üzerinde bir öğrenci aylığı bağlanıyor. Yani öğrencilerin başarısının sürekli ilham veren, ödüllendiren öğrenci merkezli bir anlayışa sahibiz. Dediğim gibi özel haller var mesela. Normal %50, %100, %25 bursların yanında bizim özel haller dediğimiz işte şehit aileleri ve yakınları, gazi aileleri ve yakınlarına vermiş olduğumuz burslar var. Bunun dışında engellilere vermiş olduğumuz burslar var. Bunun dışında işte Gaziantep'te lisesini bitirmiş başarılı olan öğrencilerimize vermiş olduğumuz burslar var. Burslar sadece başlangıçta da verilmiyor. Diyelim ki birinci sınıfa başladı ve hazırlık sınıfında da biz burs veriyoruz. Yani birçok üniversite hazırlık sınıfında burs vermiyor. Birinci sınıfa geçtikten sonra burs veriyor. Ve bizim bütün fakültelerimizde hazırlık sınıfı var ve hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere biz bursları veriyoruz. Peki Gaziantep'te çok az önce bana hani program öncesinde anlattığınız, çok kısa alabilir miyim? Gaziantep'te öğrenci olmanın rahatlığını bana anlattınız. Öğrencilerimize de anlatır mısınız? Şimdi ben tabii hem İstanbul'da akademisyenliğini yapmış, hem Ankara'da kısmi olarak akademi camiasına çalışmış biri olarak Gaziantep Parkı'nı şöyle söyleyebilirim. Gerçekten Gaziantep bir öğrenci kenti olmaya aday. Şu an itibariyle 3 tane üniversitesi var. 4. üniversitesi de zannediyorum Cumhurbaşkanlığından imzada çıktı ya da çıkacak. 4 tane üniversitesi olan 1,5 milyonluk bir şehrimiz. Ve gerçekten bir sanayi bölgesi, 5. organize sanayi bölgesinin bulunduğu, yani staj imkanlarının hiçbir şekilde mümkün, hani öyle bir şey yok. Mesela İstanbul'da biz öğrencilerimize, ben iletişim fakültesindeydim, staj bulma noktasında çeşitli gazeteler ve televizyonlar bize çok yardımcı oluyorlardı ama hem öğrencilerin sayısının çok fazla olması,
Hem de dediğim gibi kendi içimizde bir takım birimler oluşturmak zorundaydık. Yani fakülteler kendi içinde birimler oluşturup o birimlerde staj yaptırıyorlardı. Hı-hı. Yine bir fakülte içi eğitim olarak kalıyordu bu. Fakat işte Gaziantep gibi bir girişimci kentte bulunduğunuzda o organize sanayi bölgesinin de imkanlarından çok rahatlıkla istifade ediyorsunuz. Bizim staj yapmayan öğrencimiz neredeyse yok. Hı-hı. Tabii sadece staj yapmak eğitim süreciyle de ortaya çıkan bir şey değil. Bizim toplumsal farkındalık, sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bu projelerde çalışan öğrencilerimiz var. Çeşitli STK'larda çalışan öğrencilerimiz var. Bunun yanında kendilerinin kurmuş olduğu kulüpler var. Yani sayıları neredeyse 30'u bulan kulüpler var. Yani öğrencinin boş vakti yok diyebilirim. Her an, her dakika sürekli olarak okul içinde, şehir içinde çalışma imkanlarına sahip Peki, oluyorlar. Peki kampüsün yurt olanakları da, bu da veli gözüyle soruyorum. Çünkü şehir dışına yollayacak annelerin böyle bir telaşı var. Aman çocuğum nerede kalacak telaşı. Nasıl yurt olanakları? O konuda da hiçbir sorunumuz yok. Hakikaten hem kampüs içinde hem kampüs dışında yurtlarımız var. Yani kampüs dışında kalan özel yurtlar. Kampüs içinde kampüs öğrencilerine ait olan yurtlar var ve ben bugüne kadar öğrencilerin her zaman memnuniyetine şahit oldum. O bakımdan konaklama noktasında öğrencilerimiz gerçekten beklemiyorlar. Okul başlar başlamaz yani derse girdikleri andan itibaren yurtları, konaklama alanları da hazır olmuş oluyor. Dediğim gibi hakikaten bölgede ilkleri yaşatan bir üniversite. Sadece bölgenin değil, aynı zamanda uluslararası şeyde bakıldığında da, çerçevede bakıldığında da bugün 25'ten fazla ülkeden gelen öğrencimiz var. Hı hı. Yabancı hocalarımız var. Hı hı. Derslere giriyorlar. İngilizce dersleri büyük bir kısmını onlar veriyorlar. Bu konuda da bir cazibe alanı üniversite. Tabii ki bugün zaten üniversitelerin küresel dünyadan, küresel imkanlardan, fırsatlardan ayrı kalması Kesinlikle. Çok mümkün değil. Değil. Çünkü Erasmus öğrenci değişim programları var. Başka bir takım süreçler var bildiğiniz gibi. Yani üniversitede yakından takip ettiğiniz için. Evet. Bologna süreci var mesela. Hı hı. Bu çerçevede mesela üniversitemiz Uluslararası Üniversiteler Birliği'ne akredite olmuş birkaç üniversiteden biridir. Hı hı. Yani Bologna sürecini takip ederek söylemek isterim. Öğrenci değiş tokuşlarımızda çok büyük kolaylıklar sağlanıyor. Öğrenciler zaten büyük oranda kendileri gitmek istedikleri yeri belirliyorlar. Hı hı. Ve üniversite o anlamda herkese Akademik çok büyük yardımcı oluyor. Değil mi böyle bu değişimlerde? Tabii. Hı. Yani bir taraftan Erasmus Öğrenci Değişimi Programı, bir taraftan küresel dünyaya entegre, yani 21. yüzyılın üniversiteleriyle ortak hareket edebilen bir sürecin içindeyiz. Bologna süreci çünkü bütün üniversitelere. Evet, evet. Bunu tavsiye ediyor ya da telkin ediyor. Bir de dediğim gibi STK'lar ve toplumsal farkındalık projeleriyle de yerelde ne olup ne bittiğinin farkında oluyorsunuz. Tabii ki üniversite insanlara sadece bir bilgilendirme ya da bilgiyi pratik etme ya da daha fazla bilgi edinme imkanı sunmuyor. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası bir karakter de veriyor öğrencilere. O bakımdan gerçekten ben Hasan Kalyoncu Üniversitesi genç, dinamik, yeni bir üniversite, bölgenin önemli bir sesi, aynı zamanda kamuoyu oluşturma özelliğine sahip bir üniversite. Bu anlamda çok büyük bir farkındalık alanı oluşturduğunu bütün burada üniversiteyi seçecek genç kardeşlerimize iletmek isterim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgilerdi ama soracağım çok soru kaldı açıkçası öğrencilerimiz adına. Sizi araştırsınlar diyorum. Ağzınıza sağlık. Daha fazla soruların cevabı için web sayfamız var. Hı. Oradan girebilirler. www. Hocam söyleyemiyoruz buradan YouTube açısından. Evet, tamam. Kusura bakmazsınız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra devam edecek Eğitim ve Yaşam.